Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresi 187-189. Ayetleri değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada önce oruçla alakalı bazı hükümleri bize bildiriyor ve ardından başka meseleleri bize anlatıyor. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ اَرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ Oruç gecesi hanımlarınızla beraber olmak size helal kılındı. Bununla alakalı İslam'ın ilk döneminde iftarı yaptıktan sonra beraberliğin yasak olduğu tarzında açıklamalar kitaplarda yer alıyor. Allah-u Teala bu noktada bir genişlik vermiş. Ta sahura kadarki vakitte, yani sabah namazı vakti girinceye kadarki vakitte beraber olunabilir. Hunne libasul lekum, onlar sizin için bir libastır, bir elbise gibidir. Bentum libasul lehunne, siz de onlar için bir elbise gibisiniz. Yani nasıl ki elbise insanı korur, aile hayatı da insanı haramlardan korur. Bir insan aile hayatı yaşamadığında haramlara düşmesi daha kolaydır. Tabi aile hayatı olmayan herkes illa harama düşüyor anlamında değil. Aile hayatı olan herkes tümüyle kurtuluyor anlamında da değil. Ama normal şartlar altında aile hayatı yaşamak bu gibi gayrimeşru beraberlikten insanı koruyan bir durumdur. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gençlere evlenmeyi tavsiye etmiştir. Evlenenin dininin yarısını muhafaza ettiğini, artık diğer yarısına da dikkat ettiğinde dini bütün olacağını bildirmiştir. Özellikle günümüz şartlarında müstehcenliğin, açık saçıklığın çok yaygın olduğu bir ortamda bir insanın kendini bu noktada koruyabilmesi aile hayatıyla çok yakından da alakalıdır. İşte kadın erkek birbirine fıtri meyilleri var, birbiriyle imtihan ediliyor. Meşru bir şekilde evlilik yoluyla bir araya gelirlerse dinlerini muhafaza etmiş oluyorlar, iffetlerini korumuş oluyorlar. Ama gayrimeşru bir araya gelecek olurlarsa en büyük günahlardan birini işlemiş oluyorlar. Alimallahu ennekum, Allah bildi ki siz küntüm tahtanune enfusakum, nefislerinize hıyanet ediyordunuz. Yani başlangıç dönemde akşam iftardan sonraki vakitten sonrası haram kılınmıştı ve bazılarınız sınırı aşıyordu. Fetâbe aleykum, Allah bu şekilde sizi bağışladı ve affâ anküm, ve sizi affetti. Ve neticede süre uzatıldı. Ta sabah namazına kadarki vakitte beraber olunabilecek şekilde hüküm genişletildi. فَالْاَنْ بَاشِرُوهُنَّ Artık onlarla beraber olabilirsiniz. Mübaşeret halinde olabilirsiniz. وَبْتَوُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ Ve onlarla mübaşeret edin ve Allah'ın sizin için yazmış olduğunu talep edin. Yani aile hayatından maksat cinsel tatmin değildir. Aile hayatından maksat gelecek nesillerin meydana getirilmesi ve gelecek nesillerin yetiştirilmesidir. Ayet-i kerimede Allah'ın sizin için levh-i mahfuzda yazdığı mukadder olan çocuk talebinde bu şekilde bulunun. Buna dikkat çekiyor. وَكُلُوا وَشْرَبُوا ve yiyin için hatta يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْاَبْيَاتِ مِنَ الْخَيْتِ الْاَسْوَتِ Ve beyaz iplik, siyah iplikten ayrılıncaya kadar yiyin için. مِنَ الْفَجْرِ Sabahın, sabah vaktindeki beyaz iplik, siyah iplikten ayrılıncaya kadarki vakitte yiyin için. Burada beyaz iplik, siyah iplik gecenin karanlığı ve gündüzün aydınlığı. Minel fecr ifadesi bunu anlatıyor. Ancak sahabeden bazıları demek başlangıçta bunu hemen böyle anlamamışlar. Bir tanesi sahabeden peygamberimize geliyor. Elinde beyaz siyah iplik var. Ya Resulallah diyor, ben bu iplikleri yanıma koyuyorum ve bunların rengi birbirinden ayırt edilinceye kadar sahur yapmaya devam ediyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz da iltifat yollu. Ona şöyle diyor. İnneke aridul gafa. Yani biraz kaba bir ifade gibi. Kalın kafalılık etmişsin. Bundan diyor maksat gecenin karanlığı ve gündüzün aydınlığıdır. Bu olayda belki şunu da görebiliyoruz. Sahabenin hepsi
aynı fehim derecesinde değildi. Bazılarına bazı açıklamaları da yapmak gerekiyordu. Yoksa yanlış da anlayabiliyorlardı. Sümme etimmu siyame ilel leyl, sonra geceye kadar, yani iftar vaktine kadar orucunuzu tutun. Yemeden, içmeden ve cinsel beraberlikten uzak kalarak orucunuzu tamamlayın. Ve la tubashiruhunna, o kadınlarla mübaşeret halinde olmayın. Ve entum akifuna fil mesacit, mescitlerde itikaf halinde iken kadınlarla beraber olmayın. İtikaf, bir mescide çekilmek, gündüzleri oruç, geceleri ibadetle kendini böyle ibadete vermek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayının son 10 gününde mescide çekiliyor ve o şekilde devamlı ibadetle vaktini değerlendiriyor. Günümüzde de yine bazıları özellikle Ramazan'ın son 10 gününde bir nevi kampa girmek gibi bir ibadet kampı, kendilerini dünyadan ele tek çektirirler ve gündüz ibadet, gündüz oruç, gece kıyam tarzında ibadet şeklinde vakitlerini değerlendirirler. İşte aile hayatı noktasından Ramazan ayında sahur vaktine kadar, yani sabah namazı vaktine kadar kadın erkek, karı koca beraber olabiliyorlar. Ancak itikaf halinde yasak getiriliyor. Yani itikaf halinde olan bir kimse hanımıyla bu noktada bu tarz bir beraberliği söz konusu olamaz. Tilke hududullah, bunlar Allah'ın koymuş olduğu hudutlardır, sınırlardır. Fela takrabuha, Allah'ın koyduğu bu sınırlara yaklaşmayın. Yani nasıl ki devletin hududu var, hudut aşılacak olursa izinsiz bir şekilde, o zaman bu bir suçtur, cezayı gerektirir. Allah'ın da koyduğu hudutlar var. İşte Ramazan orucuyla alakalı hangi vakitler arasında yenebilir? Bunun hududu çizildi. Kadınlarla ne şekilde, hangi vakte kadar beraber olunabilir? Bunun hududu ortaya konuldu. Ve buna da bir istisna getirildi. Mescitlerde itikaf halindeyken onlarla beraber olmayın. Demek ki bunların her birisi Allah'ın koyduğu birer sınır. Allah'ın koyduğu sınırı aşmamak gerekiyor. Ve bunlara yaklaşmayın denilmesi, ilahi hududu çiğnemeye yakın olan hududu her an geçebilir, yaklaşan tehlikeye düşebilir. Bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. Kezalike yubeyyinullah ayatihi linnas. Ve böylece Allah insanlara ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor. Leallahum yettegun, ta ki insanlar sakınsınlar, kendilerini korusunlar diye. Ve la te'kulû emmâlekum beynekum bil bâtıl. Mallarınızı aranızda batıl bir şekilde yemeyin. Batıl bir şekilde yemek, rüşvet gibi, haksız kazanç gibi durumlar. Helalinden yemek ise ticaret gibi, alışveriş gibi durumlardır. İnsanlar günlük hayatta alıyor, satıyor, yağlıcı oluyor veya satıcı oluyor. Aralarında bu tarzda beşeri münasebetler var. Ama bunu batıl bir şekilde yapmak, batıl kazanç peşinde koşmak bu caiz değil. İşte mallarınızı aranızda batıl bir şekilde yemeyin. Ve tüdülü bihe ilel hukkam li te'kulu ferigan min emvalin nas bil ithm. Günah yoluyla insanların mallarından bir kısmını böyle alabilmek için idarecilere rüşvet vermeyin. Yani rüşvet dinin yasaklamış olduğu şeylerdendir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Er-râşi vel-murteşi kilâhumâ finnâr. Rüşveti veren de alan da ateştedir. İşte bir kısım insanlar haksız kazanç elde etmek için yetki sahibi bazı kimselere rüşvet veriyor. Ve bunun neticesinde görünüşte bayağı kazanıyor. Ama gerçekte acaba kazanıyor mu? Zulmen bir şeyler elde ettiğine göre ancak ateş kazanmış olur ve cehennem ateşini elde etmiş olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sizler bana davacı davalı olarak gelirsiniz. Olur ki bazınız davasını daha iyi anlatır. Ben de onun lehinde hüküm veririm. Ama lehine hüküm verdiğim kimse eğer haksızsa, bu şekilde haksız bir şey elde etmişse,
ancak bir ateş parçası elde etmiş olur. Dolayısıyla buna dikkat etsin diyor, alsın veya terk etsin. Alabiliyorsa, yani göz göre göre ateşe sahip çıkacaksa, varsın kendini ateşe atsın. Ancak bazı insanlar sadece dünya hayatını biliyor. Dünya hayatına kendini kaptırmış, varsa da yoksa da dünya hayatı diyor ve bu kimseler harama helale dikkat etmiyor. İşte ister haram ister helal, ver Allah'ım falan kulun yer Allah'ım diye bazı deyiş gibi ifadeler de kullanıyorlar. Halbuki bir Müslüman haram helal noktasında son derece duyarlı olmalı. Haramdan geldiğinde koca dünyanın hepsi kendine verilecek olsa onda gözü olmamalı. Ancak mal demek insana tatlı geliyor. Nefis bu noktada taraftar ve şeytan da durmadan körüklüyor. Durmadan gaza getiriyor tabir caizse. Kötülükleri süslüyor. Böyle olunca da toplumda rüşvet gibi haksız bir takım kazançlar gittikçe yaygınlaşıyor. Ve toplumda toplumsal denge bu gibi olaylarla sarsılıyor. Kur'an-ı Kerim ise çok net bir şekilde bu gibi haksızlıkları reddetmekte ve bunların haram olduğunu bize anlatmakta. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Yani bildiğiniz halde bu işleri yapmayın. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّ Sana hilalin durumundan sorarlar. Yani bu ayların durumundan soruyorlar. قُلْ De ki هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ Ayın o halleri insanlar için bir takım vakitlerdir. Ve özellikle de haccın zamanını gösteren vakitlerdir. Burada Peygamberimize aslında sorulan şu, geliyor bazı sahabeler, diyorlar ki ya Resulallah, görüyoruz ki ay önce bir hilal şeklinde incecik bir şey olarak çıkıyor, sonra gittikçe büyüyor, ardından dolunay halini alıyor, ardından tekrar böyle küçülüyor, tekrar bir hilal halini alıyor, gözden kayboluyor. Ayın bu durumu nedir? Peygamberimiz bu noktada vahiy bekliyor. Allah-u Teala vahide şunu bildiriyor. Sana ayın hallerinden sorarlar. De ki ayın o halleri insanlar için belli vakitleri gösterir. Hac gibi belli ibadet vakitlerini gösterir. Onlar aslında bu noktadan sormadılar. Ama Cenab-ı Hak sizin asıl buna ihtiyacınız var. Yani bırakın ayın doğrudan maddi keyfiyetini. Siz özellikle bu noktasını bilin. Ay size bir takvimcilik görevi yapıyor. Aya baktığınız zaman işte hangi aydasınız, kaçıncı gündesiniz bunu bilebiliyorsunuz. Ve bu tabii son derece önemli. Her ne kadar artık günümüzde herkesin evinde takvim var ve hangi ay hangi gündeyiz bunlar belli. Ama eskiden bu imkanlar yoktu. İnsanlar senenin hangi ayında hangi gününde olduklarını ayın haline bakarak öğreniyorlardı. Ve ay tarih boyunca insanlara takvimcilik vazifesi yaptı. Tabii ayın başka görevleri de muhakkak var. Allah-u Teala ona nice görevler vermiş. Ama bize bakan en önemli bir yönü takvimcilik yapması. Ay dünyanın bir yörüngesi durumunda. Dünyaya tabi, dünyayla beraber o dönüşü esnasında bu gibi haller de meydana geliyor. Ve bu haller bize senenin günlerini, önemli olaylarını göstermiş oluyor. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ زُهُورِهَا Evlere arkalarından girmeniz iyilik değildir. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى Lakin iyilik günahlardan sakınmaktır. Yani bir kimse eve arkasından giriyorsa bunu tek başına bir iyilik olarak görmemek gerekir. Tabi bu bir deyim gibi. İslam öncesinde hac yine var. Ancak hac çok farklı bir şekilde çevrilmiş tarzda. Ve o zamanın şartlarında bazı insanlar şöyle inanıyorlar. İşte çadırını kurmuş. Diyelim ki çadırına kapısından girse bunu uygun görmüyor. Hac mevsiminde arkadan giriyor. Veya diyelim ev tarzında şeyler var. Eve penceresinden giriyor. Kapıdan girmiyor. Ayet-i Kerime bunun bir iyilik olmadığını, açılmış bir kapı varken pencereden girmeye çalışmanın uygun olmadığını ifade ediyor. Öte yandan biraz önceki soruyla alakalı da düşünüldüğünde sizin bu gibi sorularınız, işte ay önce küçük bir hilal olarak başlıyor, gittikçe büyüyor,
sonra tekrar gözden kayboluyor, bu ne demektir? Bu gibi sorular adeta kapı varken pencereden girmek gibi. Yani siz onu bırakın da evlere kapısından girin. Her meselede de hangi yönden öğrenmeniz gerekiyorsa ona bakın. Bu gibi üsluba, üslubu hakim denilmiş. Yani hikmetli üslup. Muhatap size bir soru sorabilir ama siz ona onun asıl ihtiyacı olan bir cevabı verirsiniz. Bu daha böyle hikmetli olur, daha faydalı olur. Allah-u Teala bu ayetle de siz size lazım olana bakın. Asıl öğrenmeniz gerekene bakın. Yoksa afaki malumatla vakit kaybetmeyin. Böyle bir mesajı da bize bildirmiş oluyor. Ve tul buyute min ebvabihe, evlere kapılarından girin. Yani kapı varken bacadan girmeye, pencereden girmeye lüzum yok. Evlere kapılarından girin. Vettegullah, ve Allah'tan korkun, günahlardan kaçının, Allah'a karşı gelmekten sakının. Leallekum tuflihun, ta ki felaha eresiniz. Yani demek ki felaha ermek, yani umduklarımıza nail olmak, korktuklarımızdan kurtulabilmek, bunun yolu Allah'tan korkmak. Peki Allah'tan korkmayı nasıl anlayacağız? Allah'tan korkun, ittegullah, bu ifade Kur'an-ı Kerim'de sıkça geçer. Ve bunun tefsirlerine baktığımızda Arapça ibare olarak genelde şunu da görürüz. Biterkil maasi, yani günahları terk etmek suretiyle Allah'tan korkun. Demek ki bir insan ben Allah'ı seviyorum derse, Allah'ı sevmenin ölçüsü Allah'a itaattir. Ben Allah'tan korkuyorum derse, Allah'tan korkmanın da ölçüsü günahlardan uzak kalmaktır. Diyelim günümüzde bir insan kanun korkusuyla bütün işlerini kanuna uygun bir şekilde yapıyor. Çünkü biliyor ki kanunsuz durumu keşfedildiğinde, farkına varıldığında cezalandırılacaktır. Nasıl ki kanunlara inanıyorsa kanunun gereğinden de korkuyor ve ona göre tedbirini alıyor, kanuna uygun bir şekilde yaşıyor. Allah'ın da kanunları var. Ve Allah'ın kanunları, sınırları belli ve bunun cezası da belli. Eğer uyulmazsa cezası belli, uyulursa da mükafatı belli. İşte bunları bilen bir kimse elbette Allah'ın kanunlarını nazara alacaktır ve Allah'ın yasak kılmış olduğu şeylerden uzak kalacaktır. Demek ki takvanın ölçüsü bu. Bir insan ben müttakiyim, ben takva sahibiyim diyorsa onun hal ve hareketlerine bakılır. Bazı insanlar vardır ki böyle mangalda kül bırakmaz tabiri caizse. Sözüne göre değerlendirseniz belki de dünyanın en abid, en zahid insanıdır. En müttaki insanıdır. Ama özel hayatını biraz incelediğinizde her taraftan dökülmektedir. İşte insanların bizi gördüğünden çok daha iyi olmamız lazım. Yani bazıları diyelim ki görünüşte iyi gibi görülür ama gerçekte o kadar iyi olmayabilir. İdeal boyut şudur. İnsanların bizi gördüğünden, hüsnü zanda bulunduğundan çok daha iyi olabilmektir. Bu manada müttaki olmayı, günahlardan uzak kalmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Başka bir programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.